Babacım ya. Ana senin evine gidecek. Gideceksin git. Bak. Bir dakika oğlum geç bir tarafa televizyon izliyorum. Ben sana PlayStation almadım lan. Baba PlayStation adam öldürdü. Bugün erken geldin baba ya. Bir dakika. Başladı. Babacım bugün erken geldin. Ya bırakın lan bizim idarsız takımlar ya. Maç için mi geldin baba? Oğlum abi lan oğla takım aldı lan nasıl efendim oğlum ne oluyor ya? Yine maç için gelmişsin baba ya. Oğlum ne diyorsun? Erken geldin diye geçen sen söylüyorum. Lan git kantinde PlayStation adam öldür lan. Hadi oğlum. Vur. Lan sen lan var ya Allah'ım seni var ya gaza gömeceğim gaza. Ne biçim oynuyorsunuz lan? Puh Allah belanı versin sen ya. Hakeme bak hakeme. Hakeme bak. Şimdi baba bugün eve erken gelmiş. Bak İktaş'tan gelmiş çocuk seviniyor. Baba falan diyor. Ondan sonra babaya bir bakıyor ki aa maç için gelmiş. Bugün maç var. Çocuk hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü baba normalde belki gitmiyor. Eve gelmiyor, fayans döşüyor, bilmem kahveye gidiyor, oraya buraya takılıyor, tamam mı? Şimdi babaya gelmiş, baba yalnız Neriman'a kafayı takmış anneye. Sürekli Neriman çay getir, çay götür falan, hop oturup hop kalkıyor. Evde çünkü televizyonun önünde maç var, kalkıyor. Şimdi yalnız çocuk o gün okulda dayak yemiş. Çocuğu yamultmuşlar abi. Top oynarken gelmiş çocuklar yamultmuş. Bir baba görmek istiyor, babaya muhatap olmak istiyor. Yani derdini, meramını anlatmak istiyor. Baba figürü çok önemlidir biliyorsunuz. Baba figürü çocuğun cinsiyetinin oluşmasına dahi çok önemlidir. Akşamleyin sağlam duran bir baba müthiş önemlidir. Bakalım çocuk meramını babaya anlatabiliyor bu. Ne oluyor? Oğlum kız! Neriman! Çay getsene kız! Baba benim... Bir çay yapamadı efendim oğlum. Dinlemiyorsun beni baba. Ya ne oldu oğlum ya ne ya, oldu? Ya hep Counter'a yolluyorsun PlayStation'ı. Baba Counter'da adam öldürür. Ben gel Google'a araştır lan bir ya, şeyler. Ya araştırdım Hazreti Google'a baba ya. Vur lan! Lan oğlum kaç para ilgisi parası ödüyorum. Baba bir yüzüne de bakmıyorsun ya. Bir şey baba ya. Ulan yüzünde meymenet mi var bakayım? Anana benziyor. Ya baba. Vur! Oğlum pas ver. Pus ver. Babacım. Ya arkadaşım. Baba. Efendim bugün, oğlum. Bugün bana okulda Ahmet vurdu baba ya. Aferin çocuğum. Nerine vurdu? Babacım vurdu. Yüzüme vurdu ya. Güzel. Sen de öyle mi? Hangi Ahmet lan? Sultan Ahmet mi? Baba Sultan Ahmet değil. Hangi Ahmet oğlum? Karaca Ahmet mi? Ya baba Ahmet ya. Vur. Vur. Sen de onun kıçını sıkaydın lan. Babacım ya hep vur. Öyle yapıyor. Sen nereden kız çay nerede kaldı? Babacım. Vur. Gol. 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 Kazandı oğlum kazandı. Gol oldu lan gol oldu. Nereden ya? Çayı bozuyor kız. Allah rızası için bir dinle baba ya. Bir kere bir dinle. Ramazan yiyorsun da bir dakika. Bu ne abi? Hadi çekeyim. Lan burası seminer sanırım. Ne? Seminer satsan 187'den geliyorum. 187. 187 acil dolgaz. Bak şimdi. Pop. Dolgaz yardım. İçerideydin mi? İçerideydim. İçerideydim. Ne içerisin? Hapiste miydin? Hapiste değildim ya. Ya? Dolgaz'da içerideydim. Telefona bakıyordum ben. İçerideydim. Memur durumda. Orada size bana telefon arıyorlar. Diyorlar ki dolgaz nedir diyorlardı. Mesela aradılar ben dedi ki dolgaz nedir diye soruyor adam bana. La bu nedir la? Bir dakika dolgaz nedir diye mi soruyor? Dolgaz nedir diyor bana. Bak. Beni diyor dolgaz nedir diyor. Bir şey muhtemelen. Yanlışlıkla takıyorum. Kızma. Üzüyorum ama. Bir dakika bir sakin ol. Üzüyorum ama. Biz seminerdeyiz şu anda. Bak barnağımı vururum ha. Yok vurma. Barnağımı vururum ha. Ben sana yardımcı olacağım. Benim isim neydi? Bir sakin ol. Dolgaz nedir diyor. İsim neydi kardeş senin? Benim isim mi? He. Doğan Gazlı. Evet. Ha isim güzel. İçeriydim ben. Peki sen nasıl bu hale geldin yani? Ne bana arıyorlardı? Bana söyleyeyim. Senin adın neydi? Benim adım. He. Benim Yusuf. Yusuf. Ha. Yusuf. İkinci isim o senin. Yusuf. İsim. 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 Peki bir dakika tekrar başlayalım. İsim gelmedi bir. Peki. Peki. Ben size doğalgaz nedir diyor adam bana soruyor. Telefonu arayın beni. Doğalgaz nedir diyor. Peki ben soruyorum doğalgaz nedir? Doğalgaz nedir? Doğalgaz kuru fasulye yedikten sonra 15 dakika sonra oturdaşların hızlı çalışmasıyla amortisör sisteminden çıkan kokulu ve sesli şeydir. Doğalgaz bu. Kardeş sen bunun pek iyi gözükmüyor. Niye öyle? Ben ona çok iyi. Ben hep seminerlerde katıldım ya. Öyle mi? Öyle söyle. Adam böyle diyor ki. Doğalgaz diyor. En yakın diyor. İğraç binası nerede diyor. En yakın İğraç binası nerede? Bana diyor. Sana. Ya ben navigasyon muyum? Ben navigasyon muyum? Ha seni navigasyon gibi kullanıyor. Ben navigasyon diyor. En yakın diyor. İğraç binası nerede diyor. Eyvallah. Ben de ona bilinen tarifi veriyorum. Neymiş o tarif? Postaneye dönünce sağda. Postanenin de sağ. Hep öyle diyorum. Abi kalabası yok ha. Evet. Arıyor abi diyor. Burada diyor doğalgaz kaçağı var diyor. Ne yaparım diyor. Bak şimdi. Bana diyor. Doğalgaz kaçağı var ne yaparım ne diyor. Ne diyorsun sen? Ben de diyorum ki doğalgaz kaçağı varsa diyorum. Evet. Hemen o bölgedeki herkesi ayıpla oradan kaç diyor. Yorumdum ben Allah istemesin diyorum. Senin üzerine karar diyorum. Hani seni diyor ki Ali diyor doğalgaz diyor. Avantajı nedir diyor. Doğalgazı ne yaparım diyor. Doğalgaza
gideceğim ben diyor. Kendime diyor doğalgaz bağlatacağım diyordum. Kendime doğalgaz mı? Kendime doğalgaz mı öğretirim ben? Merak ediyorum, sen ne diyorsun peki orada? Ben dedim ki yanında diyorum evrak getir diyorum. Evrak? Evrak ne diyorum. Evrak istiyorsun? Onun için ehliyet, akbil dolun kağıdı, evlilik cüzdanı, bir de deli olmadığına dair kağıt. Bunlar neye gerek bu? Çünkü benden bunları istiyorlar. Bunlar istiyorlar? Deli olmadığına dair kağıt. Kağıt istiyorlar, onun için de doğalgazı bağlayacağız bir sene diyor. Ya bunun doğalgaz bağlamanın ne ilgisi var kardeşim ya? Nesine benden olur mu ya doğalgaz için evrak? Evlilik cüzdanının ne bağı alakası var? Evlilik cüzdanı ne için? Çünkü aile bağı doğalgaz ortak kullanılıyor, o bakımdan şey yaptım ben. Hani asili yok diyor, ben ekledim diye sağlamasın. İki sağlama bağlıyorum diye. İki sağlama bağlıyorum. İki sağlama bağlıyorum diye şey yaptım ama yapamadım ben yoksa. 187'den geliyordum ben. Doğalgaz, onun için dedim ki, arıyor beni diyor, doğalgaz var diyor burada diyor. Onun için diyor burada diyor, kaçak var diyor. Onun için burada diyor, koku var diyor. Ne yapacağız diyor. Ne yapacağız diyorsun sen peki, ne öneriyorsun? Ben de diyorum ki, çık diyorum cama, imdat diye bağır diyor. Bu mu yani? Adama diyor, ben çözümü biliyorum. Bunu yapıyorum. Yapmaz. Halbuki ben çok düzenli bir adamım yani. Ben işimi biliyorum ondan sonra. Böyle yapıyorlar beni sinirlendiriyorlar. Bir dakika, şimdi merak ettim. Senin yüzünde gözünde de darbeler, marbeler var böyle, izler var. Bu ne bu seninki? Çıkaramamış gözünü ya. Ne bu kardeş halin ya? Şimdi hocam geçen gün bir yere gittim. Nereye? Doğalgaz'a. Öyle söyle adam dedi ki bunu dedi açacaksın dedi. Açacaksın dedi. Açacaksın diye beni açtım. Adam da bana bir tane koydu. Ne yapıyorsun lan dedi sen dedi. Öyle söyle ben de neyse karıştırmışım onu. Bu doğalgaz'ı açtığınca. Sen başka şey açmadın. Yanlış yapmışım ondan sonra ondan dolayı böyle. Ondan sonra böyle hasar darbeler olmuş. Dedi ki sen dedi bir daha beni unutmayacaksın dedi. Sana dedi güzel bir iz bırakayım dedi. Adamın kafası güzeldi ama. Bir koydu kafayı bana zaten böyle tam güzel öyle oturdu. Tam buraya böyle yakıştı yani. Tam bir güzel. Güzel. Abi dedim teşekkür ederim dedim. Elhamdülillah dedim gittim. Ondan sonra patronu gidince de o da bana dedi ki oğlum sen git dedi biraz dinleyin dedi. Sarısın beni çok güzel böyle otel gibi bir yere yatırdılar. Nereye sonrası? Bakırköy Deliler Hastanesi. Oraya yatırdılar ondan sonra. Nasıl yemek? Buraya nasıl geldi şimdi derdi ne ya? Benim hocam şurada Yusuf Hoca var bir tane işte seminere geliyormuş onun bagajına bindim ben. Benim arabanın bagajı oğlum. Yusuf senin arabanın bagajı. Hocam bagajın çok rahat. Tavsiye ederim. Bir dakika. Sen boşuna öndü olur. Bir dakika ben seni... Hayır ben seni... Ne kadar yavarayım? Ben seni teslim ediyorum. Kardeşim arabanın bagajını... Ben seni yerine götürdüm. Evet. Efendim. Yarı şaka yarı ciddi kendisi. Az önce kendisinin 2 yıl sonraki halini görmüştük. Şimdi Doğan Gazlı'nın o az önce izlediğimiz, birinci kısımda izlediğimiz hale nasıl geldiğinin serencamını, sürecini göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Hani elemanlar hep böyledir falan manasında değil. Bu bir muhabbet. Kendisi gelmiş. Bakalım durum ne? Doğan Gazlı'nın 2 yıl önceki hali geldi. Vaziyet bu. Efendim nacizane müdürüm beni çağırdı. Herhalde doğalgaza zam gelince. Evladım sen bir gel bakayım buraya bir gel. Benim maaşa da zam yapacak ondan çok. Bir gel bakayım bir gel. Geldim. Adın neydi senin? Doğan Gazlı. Doğan. Peki otur bakayım bir şöyle bak. Otur. Şöyle mi otur? Otur evladım buyur. Ayıp olmasın. Otur evladım. Ya. Şöyle mi otur? Evet öyle otur. Ayıp olmasın. Olmaz efendim otur. Peki sandalyeyi çekeyim. Çek otur. Çünkü böyle oturduğunda ters bir şey olabilir diye çekeyim ben sana. Otur evladım. Peki. Otur bak. Çantamı buraya koyabilir miyim? Doğan Gazlı. Bak benim dosyam da zaten benim önümde duruyor. Evet. Dosyam senin 3 günde, son 3 günde 30 tane şikayet geldi. Kalk bakayım. Bir kalk. Bir kalk, bir kalk. Kalktım. Otur. Oturayım efendim. Bir daha kalk. Kalkayım. Tekrar otur. Oturayım efendim. Aferin sen laf anlıyor musun ya? Evet. Senin böyle hani hiç böyle anlamadığın filan gibi şeyler söylediler. Şikayet mi geldi? Şikayet. 3 günde 30 tane şikayet. Oh, abonelerden şikayet. Allah bereket. Kesme açma kapamadan şikayet. Berekettir o bereket. Evladım bereket değil şikayet şikayet. Evet. Bunun bak bize faturası bize çıkıyoruz burada uğraşıyoruz. Benden mi gelmiş? Sizden geliyor tabii. Benim şikayet. Doğan Gazlı sen bizim fenomenimiz o şeyin hayatımız oldun ya. Evet. Doğan Gazlı efsanesi yürüyor yani ne bu? Evet. Peki şimdi... Senin mesleki konuda bazı yetersizliklerin olduğuna dair bana bilgiler ulaştı. Aman efendim ne ayıp. Evet. Ne ayıp. Bir dakika. Ne ayıp. Bir dakika. Ne ayıp. Bir dakika. Ne ayıp. Şimdi bak. Takıldım ben hocam. Bir dakika. Şimdi buraya bak. Gel. Bir dön bakayım şöyle bana biraz. Dön. Dön. Şimdi ben sana mesleki ehliyetini sorgulamak adına anlamak adına bazı şeyler soracağım. Hazırlık yapayım. Hemen hazırlığını yap. Bakalım hakikaten dedikleri doğru mu?
Bu seminer çalışmalarına falan da katılmıyor musun evet, sen ya? Kaytarıyor musun? Ben bir sefer katıldım. Ne seminerdi? Yusuf Hoca var hocam. Evet. Seminer. Evet. Konuşuyor adam. Konuşuyor. Şovmen mi? Şovmen gibi. Şovmen gibi. Ben soytarı de... mı? Yok estağfurullah. Kendisi duyabilir öyle söyledim. Anladım. Peki. Anladım. Ben de ikide bir de elimi kaldırıp soru sordum. Elimi kaldırıp soru sordum. He? Ondan sonra... Ne sordun? Efendim bizim işimizle ilgili mesela dedim ki hocam dedim siz dedim hep böyle güzel güzel konuşuyoruz tabii tuzunuz kuru dedi. O da dedi ki ben şeker hastasıyım zaten dedi tuzla işim yok dedi. Böyle muhabbet karıştı. Muhabbet bana karıştı. Dedi ki sende dedi adrenalin düşüklüğü var heyecansızsın. Heyecan yok dedi. Heyecansızsın. Baba baba nasıl anlamış ki adam bir bakışta. Yani ben dedim yürüyen meşe ağacıyım aslında. Öyle mi? Neyse şimdi bunu geçelim. Bu bahis uzun. Bunu kapat. Şimdi bana senin mesleki yetersizliğinle ilgili seminerleri vesaireyle kaytardığına bir bilgi ulaştı. Bak ilk daşla kötü temsil ediyormuşsun. Bir sürü 3 gün 30 şikayet. Oh, ne güzel. Doğan gazlı doğan içimizde dışımız doğan gazlı. Bak şimdi. Şimdi evladım. Bana söyle bakayım sen. Bana bir söyle. Merkezi ısınma... Söyleyeyim efendim, söyleyeyim. Bak, dinle. Uzun ince bir yol... Yok evladım, o değil. Türkü demiyorum sana. Merkezi ısınma nedir? Merkezi ısınma. Evet. Efendim bu çok güzel bir soru. Öncelikle sizi tebrik ederim. Uzatma, geç. O kısımları geç. Öncelikle evet. Bu soruyu bana layık gördüğünüz için... Evladım geç! Yarışmada değilsin. Merkezi ısınma nedir yavrucuğum? Hocam, arkadaşlar da sordu. Ne zaman zam alacağız diye soruyorlardı. Yavrucuğum burada olmaz. Zam ayrı bir şey evladım. O senelerin bireysel değil. Sen bana merkezi ısınmayı söyle. Efendim merkezi ısınmayı şöyle izah edeyim size. Merkezi ısınma akrabaya, eşe, dosta gidilir. Tamam. Oturulacak odaya girilir. Oradaki en büyük petek. Nasıl yani? Orada, odadaki en büyük petek. Göze kestirilir. Şöyle bir bakış yapılır. Oraya yönelip şu popo kısmından affedersiniz. Yanlış anlamadım. Evladım. Sırt kısmı oraya böyle verilir. Ondan sonra bir çay istenir. Çay gelir. Arkadan merkezi ısınma var. Önde bir açıklık olduğu için onu da çayla böyle tamamlanacak. Evladım bunun merkezi ısınmayla ne ilgisi var Allah'ını seversen ya? Şimdi merkezi... Senin mesleki anlamda ciddi bu nasıl bir şey ya? Ne yapıyorsun sen ya? Merkezi ısınma bu mu? Sırtını ortaklaşan peteğe dayıyorsun. Petek ama büyük olan. Büyük olan büyük. Şimdi bunu geç. Peki bunu ben duymamış olayım. Bundan 5 biliyorum. Bunu ben... Olmadı. Şimdi çıktı bundan. Bir dakika. Şimdi bak. Evladım bana bak. Bireysel ısınma dedi. Bireysel ısınma. Öncelikle bu soruyu bana sordun. Geç. Allah razı olsun. Maksada gel. Maksada gel. Takım elbiseniz çok güzel. Maksada gel. Düşünüyorum şu an ne atacağım diye. Bireysel ısınma nedir? Efendim bireysel ısınma şudur. Evdeki yazlık, kışlık ne varsa üst üste giyerim. Eskimo öyle bir hal olur ki, affedersiniz. Yeni sünnetli çocuklar gibi gezilir evde böyle. O da bireysel ısınmadır. Yani bütün kazakları giyiyorsun. Kazaktır, süveterdir, donlu atlettir, detayına girmiyorum ben. Ne varsa giyinir. Bu bireysel ısınma. Bu da bireysel ısınma. Çok ucuzdur hocam, fatura gelmez. Şimdi bu mu yani, bu mu? Bu mu? Merkezi. Bak bunları hiç duymamış olayım. Bunu başkaları duysa seni kapı dışarı. Kapı dışarı. Bak ben sana birkaç tane daha soracağım. Sana bazı ihtimaller veriyorum. İmkan tanıyorum bak. Bunu bir duysak. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bunu duymak. Başlık derdiler hocam. Ray var. Ya efendim geç. O kısmı geç. Ya yalakalık olsun diye yaşıyorum. Şimdi geç. Geç. İki. Sözleşmenin fesi nedir? Sözleşmenin fesi nedir? Hocam sözleşme nasıl feshedilir? Evet. Hocam bu soruyu bana sordu. Ya çıldırtma adamı kardeşim. Allah'ım ya. Ya söyle hocam, nedir sözleşmenin fesi ya? Sözleşmenin fesi şu şekilde olur. Evet. Efendim doğal gaz üreten kişinin üretim işlevselliğini kaybetmesiyle yani halk dilinde de cırcır deniyor. Evet. Olmasıyla doğal gaz üretememesi olayına diye nasıl toparlanır diye düşünüyorum. Ona deniyor. Bu sözleşme, evladım sözleşmenin fesi bu değil. Sözleşmenin karşı taraf
muhatap sözleşme akdini yerine getirmez. Ondan. Ve bir kanuni süreç işler. O süreçten sonra bunlar... Aferin. Aferin. Ben dedim ki, müdür biliyor mu? Dakika, bana aferin diyemezsin. Ben dedim, bakayım biliyor mu dedim. Bana soruyor ama biliyor mu? Ha, şaşırtmak istedim sizi ama şaşırmadınız. Çok akıllısınız. İyi ki orada oturuyorsunuz. Bak yemezler çünkü kahve içtiler. Kahve içtiler. Zaten öyle olsa ben orada otururum. Şimdi bir son sana daha birkaç ihtimal daha sunacağım. Evet. Kaçak gaz kullanıldığından şüphelenildiğinde ne yapılır? Bak sorularım burada. Hocam bu çok ayıp bir şey. Nasıl ayıp Egal? Kaçak gaz kullanmak mı? Kaçak gaz kullanıldığında şüphelenildiğinde yani... Ne yapılır? O kişinin anasının, avradının... Nasıl yani? Babasının... Evladım! Haber verilir. Haber. Yani denir ki evde kaçak gaz kullanılıyor mu diye. Hani büyüğün onayı alınır. Oğlum ben ondan sonra diyelim ki babası dedi ki kullanılıyor. Babası efendim böyle yapmayın bakın oğlunuzu uyarın yasaktır günah da bu bizden çıkıyor diye uyarma. Bu mu şimdi? Telkin. Bu. Adrenalin. Nasıl evladım ne alakası var? Rusya bak. Evet. Aşağı in Sovyet. Tamam. Orada çakışma. Hayat standardı. Kişisellik. Ne alakası var bunun? Hocam ben karıştırdım galiba ya. Bir dakika ne alakası var bununla? Bir dakika otur. Otur daha gitmedi. Çünkü bak senin hakkında bir hüküm vereceğim. Hüküm. Onun özüne adil olmak zorundayım. Hüküm vereceğine san dersen. Yok. Hanımla kavga ediyoruz da. Evladım, geçici gaz kapama nedir? Geçici gaz kapama. He. Hocam o çok önemli bir şey. Nasıl? Hocam gidersiniz eve mesela. Diyelim ki adam faturasını ödememiş. Orada bir kol var. Kol var. Affedersiniz yanlış anlamayın. Şöyle duruyor. He. Onu böyle indiriyorsunuz. Evet. Gazı kapıyorsunuz. Evet. Adama diyorsun ki bak bana bak faturayı ödemesin ama bu kolu kaldırmam. Adamı bir uyarıyorsun. Ha, bu mu? Uyarıyorsun. Orada gazı kapanmış oluyoruz yani. Senin durumun facia ya. Facia. Sen bir Titanic faciası gibiymişsin sen. Titanic. Çok güzel film hocam. Aşkım değil mi? O güzel iki tane kız gemiye atlıyorlar filan. Ya bu evladım dur şimdi. Gemi de ortada. Tarife sözleşmesi nedir? Hocam tarife sözleşmesi 4 ayrılır. Evet. 4. Efendim bunlardan birisi doğal gazda sesli uyarı. O nasıl bir şey? Ne alakası var evladım? 2. Kokulu uyar. Kokulu uyar. Zaten o fark edilir. Onu da yapayım. Yapma. Yapayım. Bir dakika. Örneklemek lazım. Arkadaşlar anlasın. Anlamasın. Tamam. Anlamasın. Geç. O kısmı geç. Efendim 3. Hem sesli hem kokulu. İkisi bir arada. 3 bir arada yok.